Evet sevgili Kadıköy Sokak ailesi hepiniz bu yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar aslında güzel bir video olacak. Hocam bildiğimiz şeyleri zaten okuyacaksın o yüzden dinlemek istemiyorum diyen arkadaşlar varsa şunu söyleyeyim. Bildiğinizin çok ötesinde bir dünya var. Şimdi as başkanımız Acun Ilıcalı hakem kararları Türkiye'deki futbol hükmüne ve gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Ancak bu açıklamaların altında çok fazla şey yatıyor arkadaşlar. Şimdi e, hakem kararları ve hakem kararlarına dair açıklamada somut verilerle konuşuldu. Yani öyle sıradan şeyler değil. Antalya maçından sonra ne dedi? Hani biz dedi durum değerlendirmesi yapacağız. Öyle birdenbire konuşmayacağız. Hani Türkiye'de futbol futbol olarak oynanıyor mu? Benim, bir, benim birinci sorum bu diye söze başladı. Yani her şey adil ve futbol anlamıyla adaletin uygulandığı bir spor mu diye başlıyorum. Yani aynı filmin tekrarı olmayacak dedik maçtan sonra önce onu konuşalım diye başlıyor. Ve üstüne basa basa açtıkta şunu söylüyorum. Bugün konuşacağım her şey somut şeyler olacak. Bir iddia gri alan üzerine konuşma yapmayacağım. Her şey tam anlamıyla ortaya koyacağım diyor arkadaşlar. Şimdi burada enteresan bir şey var mı? Gri alan yok, somut. Hani bize cevap verecek olan varsa da somut konular üzerinden cevap versin. Desinler ki burada 7 dedim 5. Burada 5 dedim 10 kabul ediyoruz. Ama kimse laf kalabalığı yapmasın. Konuşmayı başka yerlere çekmesin. Kendi kendime hani kendi kendine kinimi kusacağım diye bize saldırmasın. Yani biz somut konuşuyoruz diyor. Herkesin cevap hakkı var. Biliyorsunuz 2 sene önce yer yani Fenerbahçe yine lider başladı. Bir Galatasaray maçı sonrasında Galatasaray 2-0'dan maçı 2-2'ye getirip puan kaybettiği zaman Galatasaray'da bir yönetici ki kendisi de sonra özür diliyor ne şeyse diyor. E, bir demeçte işte bulundu ligi bitirtmeyiz somut mu somut söylendi mi söylendi. Sonra bu tehdit üzerine Türkiye'de bazı gelişmeler oldu. Defalarca Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi? 3 penaltının verilmediği Jesus'un cinnet geçirip kırmızı gördüğü bir sezon yaşandı mı? Sonrasında Galatasaray camiası şöyle dedi ya hemen. Ya neden bu konuları geliyorsunuz? Biz hepimiz kardeşiz. Neden bu kadar tansiyon yükseltiyor? Sezon bitti. Geçen sezona geldik. Yine yani geçen sezon ikinci haftaydı hatırlarsanız diyorum unutmayın. Türkiye'deki 8 hakem yorumcusunun onayıyla konuşuyorum. 8'de 7 konuşacağım. Hani hiçbir şey yok. 8'de 8. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı. Ve Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları vardı maçtan sonra. Hayatımda gördüğüm en kötü hakem maçı Galatasaray kazanmış. Hakem hocalarımız ortak yorum Galatasaray'ın aleyhine bir durum maçta yok. Devamında maçtan sonra orada el yok. Sizin kirlerleriniz var diye falan filan. Ve Galatasaray resmi açıklama. Federasyonu diyor ki orada el yok. Sizin kirlerleriniz var. Yani bizim maçımızla ilgili. Yani çok güzel. Federasyona en ağır açıklamalar. Sonra bir anda tekrar aynı senaryo. Fenerbahçe'mizin her türlü puanı gasp ediliyor. Sarı kart diye bir operasyon var. Geçen seneden hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler için yine girip bakabilirsiniz. 3 sarı karta 15 sarı kartlık bir orantısızlık var. Sonra da yerli hakem istiyoruz. Bir anda Galatasaray öne geçiyor. Hepimiz kardeşiz futbolu germeyelim. En acısı da geçen sene. Onu da burada not olarak düşeyim. Şimdi mesela Torerya'ya ee, şey yapıyor. Havaya kalkan yumrukları bana göre Türk futboluna centilmenle feyir playe kalkan yumruklar da Galatasaray futbolcusunun Torerya'nın diyor. Yani haksız yere bir oyuncumuz atılmış. 8 hakem değil 150 hakemin 150 hakemi de olayın hakemi aldatmaya yönelik olduğunu biliyor. Bunun üzerine biz 10 kişi kaldığımız halde sevinen bir Galatasaraylı futbolcu var. Aldatmayı yapan futbolcu da tribünlere coşkuyla gidiyor. Bence sezonun özeti. Yani sizin oyuncunuzu hakeme aldattım, oyuncunuzu attırdım, tribünlerde işte budur diyor. Galatasaray futbolcu Torreira'nın havaya kalkan yumrukları bana göre Türk futboluna centilmenliğe, fair play'e kalkan yumruklardır. Sezon yine bir şeyler gidiyor. Hani hepimiz kardeşiz falan filan. Yani Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Yani yine somut konuşuyorum. Bu sene Galatasaray yorumcular cevap verecek olursa açayım. Bütün hakem yorumcularının ortak hep beraber verdiği karara göre Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Arkadaşlar bu hafta bazında baz alınmış bir sarı kart tablosu. Bakınız şöyle en sonunu alayım. Zaten bunu görmüşsünüzdür. Yani burada çıkması gereken sarı kart çıkmayan. Şöyle anlatayım arkadaşlar çıkması gereken sarı kart sayısı Galatasaray'a toplamda 24. Ama çıkan 10. Rakiplerine çıkması gereken var. Bak rakiplerine çıkması gereken 16 ama rakiplerinin gördüğü 14. Yani rakiplerinde 2 tane az gösterilmiş. Fenerbahçe ile Beşiktaş'a bakın. Asıl Acun Ilıcalı burayı atladı burayı. Fenerbahçe'nin görmesi gereken sarı kart 14. Gördüğü 13. Yani bir tane eksik görmüşüz. Beşiktaş tane şekilde. Yani bir stoper sarı kart gördüğü zaman o defans aynı şekilde yapabilir mi? Ya da ön libero. Hani sarı kart kredisi. Ben Acun Ulucalı'ya diyorum ki eksik konuştunuz. Fenerbahçe'nin rakibinin görmesi gereken 28 sarı kartken 21 görmüş. Yani 7 tane sarı az görmüş. Beşiktaş'ın rakibi 23 görmesi gerekirken 14 görmüş. 9 tane az görmüş. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de biçiyorlar demek. Hani sarı kart operasyonu yapılıyor derken neyi kastediyorduruz? Hani biz neyi kastediyoruz? Buyurun. Sarı kart operasyonu. Ha. Hani kimse uyanmaz, vermesin Üç sarı kartı manşet olmaz, hakemlik sorgulanmaz. Alırsın bilmem nesin falan filan. Ya sarı kart verilmediği zaman bir maçta hakem non stop sarı kart vermezse bu maç adil olur mu? Şimdi Fenerbahçe'nin bu seneki kartları. Bakın arkadaşlar bu ortak karar. Birinci hafta Adana Demirspor maçı. Birinci hafta kırmızı yemesi lazım. İkinci hafta Göztepe maçı. En nesil offside değil penaltı verilmesi gerekiyor. Hani sarı kart verse zaten Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. 3-2 kazanacak belki de. E Rize maçı bakın arkadaşlar 3 tane penaltıdan falan bahsediyoruz. E Kasımpaşa maçı, Antalya maçı 7 haftada 7 penaltımız verilmedi. Ne demek ki 7 haftada 7 penaltı verilmemesi? Yani 8 tane hakem hocasının bizzat kabul ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin bu sene resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı son haftaya kadar 6 maç 6 penaltı. Son hafta Jack 12 ile birlikte 7 maç 7 penaltı. Ya bu nasıl bir lig? Nasıl bir dünya? Yani bu nasıl bir lig? Ya anlatsınlar öğrenmek istiyorum. Somut konuşuyorum bak. Yanlış anlamayın verilmeyen penaltılar da var. Tek tek hızlıca sayayım verilmeyen penaltılar diyor. Adana Demir maçı kırmızı kart çıkması gerekir. O sayıya verilmesi gerekiyor. Hani o sayıya yapılan hareketi falan diye. Burada arkadaşlar ee, şundan bahsediyor. Şuraya. Yani 3 penaltı verilmemiş Rize maçında. Fenerbahçe 5-0 kazanmış. Kasımpaşa'da verilmeyen penaltılar. Hani el böyle diye elini falan açık, açıp gösteriyor. Ya yani burada tek tek gösteriyor. Kasımpaşa maçı hatırlayın yani 30 metreden geliyor. El var. Hakem gayet normal şekilde devam diyor. Hani bu lig adil mi? Ben burada sesleniyorum. 7 haftada 7 penaltısı verilmeyen. 14 tane de rakibin sarı kartı verilmemiş soruyorum ya bu lig şu anda adil mi? Şu tablo adil mi arkadaşlar? 14 tane az sarı kart gören sarı kart. Çek Galatasaray. Adil mi? Adilse adil deyin. Hani biz de anlayalım. Belki biz yanlış biliyoruz. 14'e kadar saymayı bilmiyoruzdur. Hani somut konuşalım. Bence bu hafta 2x2, 3 yapma haftasıydı. Futbolda bunu yaşadık. Gerçek anlamda söylüyorum. Bu yaşıma geldim. Bunu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. 2 kere 2, 3 oldu. Futbolda penaltılar verilir verilmez hepsini anlarım. Hayatınız boyunca belki bir daha göremeyeceğiniz komedi yaşandı. Olayı size anlatayım zaten hepiniz farkındasınızdır diyor. Şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçı oynanıyor. El pozisyonu oldu. Var bir el pozisyonu 4,5 dakika. Bir 5 dakika. iki pozisyonu toplam 9,5 dakika. Yani 9,5 dakika sadece Varda pozisyon durmuş. sistemle ne? Hani kronometreyi alıyorsun ekrana bakıyorsun. Durdur. Başlatıyorsun falan filan. Yani ilkokul mezunu kişiler bile bunu anlar herhalde diyor. 2 kere 2, 2 artı 4. Yani 2 kere 2, 2 artı 2 eşittir 4. Hayır. Maalesef bu 3 oldu. Yani bunu da yaşadık. Galatasaray maç sonu 3-2 galip. Gol yeme ihtimali var. 9,5 dakika Vard'a duran maç 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın 9,5 dakikası sabit uzamış. Yani sadece Vard'a bunlar gitmiş. Maçın sonu 6 dakika uzatma. Yani bunu da yaşadık. Maç Varda durdu uzatma 6 dakika. Enteresan. Yani bu başka boyut diyor. Golden sonra maç bitmemeye başladı. Allah'ın işi bu ya diyor işte 6 dakikanın 5. dakikasında Kasımpaşa golü geldi. Golden dolayı bir dakika daha ekleyebilirsin hadi. Hani gol uzatması bir dakika olur. Elini bol tuttun hani. Bir buçuk dakika yap. Bir anda maç bitmemeye başladı. Bir anda 6 dakika oldu mu sana dokuz buçuk dakika. Maçın son 3 dakikasını anlatıyorum. Mükemmeldi. Seyrettiğim için çok şanslıyım. Çünkü hepimizin Bilgileri hep böyle beraber alması lazım. Orta yapılıyor. Kasımpaşa'lı futbolcu ayağıyla topu uzaklaştırıyor. Hakem durun diyor. Maç duruyor. Maç duruyor. Ayağına çarpan top. Ya, videosunu seyredin. Herkes duruyor. Hakem bir şey mi var diye soruyor. Ondan sonra herhalde oradan yok diyorlar. Ondan sonra hakem devam diyor. Bir ortada bir karambol topu tekrar uzaklaştırıyor. Hakem bir daha hop durun diyor. Ya bir dakika bir şey yok mu falan diyor. Abartmıyorum diyor. Hakem penaltı vermek için uğraşıyor. Çünkü niye tehdit. Maçtan sonra başkanımızdan operasyona hazır olun mesajı geldi. Mesajımıza yarın mutlaka bir şey gelecek diyor bak. Şimdi biz hemen yönetim olarak toplandık. Başkanımız da bu konuda tecrübeli. Ben biraz bu konuda yeniyim. Hani yıllardır Ali Koç kattı ama uğradığı için hemen uyarı geldi. Arkadaşlar operasyona hazır olun. Başımıza yarın mutlaka bir şey gelecek diye. Antalya maçından önce bak Ali Koç aslında sistemi çözmüş. Yani o kadar karamsar düşünmeyin. Mümkün olduğu kadar iyi düşünmeye çalışacağım. Olmaz diyen biriyim. Aynen şöyle de yarın operasyon olur. Lütfen futbolcularımızı motive edin. Daha fazla gol atmamız lazım. Peki maç başlıyor yine komik şeyler. Yan hakem sürekli bayrak kaldırdı. Varsız maç oynadık. Değil mi arkadaşlar? Yani önce futbolun fiyasından anlamayan anlayan herkes biliyor. Önce bayrak kaldırılmıyor. Atak bitiyor. Atak bittikten sonra bayrak kaldırıyor ki hani var denceleyelim diye. Ceko'ya derinlemesine bir top. Maç başlamış. Hani offside ile alakası yok. Ha, tereddüte düştün. Devam et. Hakem direkt bayrak kaldırıyor. Kural böyle değil diyor. Alın somut veri. İkinci yarı başladı. Yan hakem uzun topta hop bayrak kaldırıyor. Yanımda sevgili Ahmet Ketenci var. Maçı beraber seyrediyoruz. Herhalde Ahmet Ketenci de dinden imanından çıkmıştır. Ahmet dedim kurallar değişmiş olabilir mi? Hani bu hafta takip edemedim. FIFA'dan kural mı geldi? Yok dedi. Bu adam devamlı bayrak kaldırıyor. Dedim bilmiyorum hani kural mı değişti diye. Yani varsız maç oynadık diyor. 18 saniyede maç başladı. Bakın. Yani 18 saniye 6 saatlerde maç başladı. Somut konuşuyorum. Türkiye topraklarında var başladığı günden beri 18 saniyede başlayan oyun oldu mu? Yani somut cevap verin bana. Hala bugün tartışılıyor. Hani maç başladı diyor. Hani Ahmet Ketenci de biz iPad'den pozisyona bakacağız. Gol olabilir mi? Hani offside değil diye. Yani maç başlamış diyor. Ben de aynı şekilde şaşırdım. Bu yaşadıklarımız rezalet, kurallar uygulanmıyor. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Oyunun dışına çıkıldı. Galatasaray maçında 6 dakika uzattı. Maç zaten 10 dakika uzamış. Yani durum bu. Fenerbahçe'ye ilgili ne istenirse Aziz Yıldırım döneminde de altını çizerek söyleyeyim. Ali Koç döneminde de bunu yaptım. Bugün de yönetim davet edildim. Yine yapmaya devam edeceğim. O yüzden dostluk başka. Sahici durumu başka. Ya ben Galatasaraylı Beşiktaş'ta futbolcularla da samimi olan bir insanım diyor. Yanlış anlamayın diyor. Bizimler bu vatanın evlatlarıyız. Ama ben hani burada şu anda yönetim görevindeyim. Ben burada sahayı konuşmak görevindeyim diyor. Bakın arkadaşlar bu iş çok başka yere gider. Aslında Acun olacağız çok doğru yerlere parmak basıyor. Okan Buruk'un sözleri Türk futbolunun özeti mesela. Okan Buruk'un kalkıp 88. dakikada söylediği bu penaltıyı verirsen burada bir damat yönetemezsin. Türkiye'de futbolun geldiği son nokta. Yani yıllardır bunu yaşıyorsun. 8 hakemin bak Okan Buruk doğru söylüyor. 8 hakemin 8 de penaltı diyor pozisyona. Yani 8 hakemin 8 de penaltı diyor. Sen 8 hakem gibi düşünür bu penaltıyı verirsin. Bir daha burada maç yönetemezsin. İşte Türk futbolunun özeti. Hakem de ondan sonra iyi bakın. Hani dakika 86. Sonra ne oluyor? Uzatma işte 6 dakika kariyerini devam ettirmek istiyor adam. Adam ekmeğinden oynanmasını istiyor. Düşünün bak. Ekmekten oynayan bir Galatasaray camiası. Hani Geçen seneye gidelim. Vardan verilen Galatasaray-Antalya spor maçındaki penaltı. Hatırlayın ya. Hakem hocası geliyor. Adam çıldırmış. Hakeme diyor ki bu penaltıyı niye verdin? O da diyor ki vardı verdi. Vara soruyor sen niye verdin? O da diyor ki ben o anda hangi ruh halindeydim? Niye verdim bilmiyorum. Ben size ruh halini anlatayım. O ruh hali bu ruh hali. 20 dakikada penaltı. hop, maç gitti bitti. Sonra inanılmaz bir şey. Şimdi var ya şu sözler adaleti olan bir ülkede çok yankı yapar da. Biz de bilmiyorum futbolda adaletimiz var mı? Hani bu kafayla gidersek Türk futbolu nereye gidecek? Bak Jose Mourinho. Hoca, hocamız sevgili Jose Mourinho. Hani Jesus bunları yaşadı. Jose Mourinho yaşadı. Yani yanlış anlamayın protestosunu gösterdi. Protestosunu. Ve bütün dünya haberdar oldu. Ama biz işin magazinindeyiz. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya yani farkında mısınız? Bilmiyorum ama diyor ülke futbolu nereye gidiyor? Federasyon adalet getirmek istiyor. Ha, şimdi Acun Ilıcalı'ya kızılan kısım burası. Diyorlar ki Acun Ilıcalı siz de federasyona güveniyoruz falan filan diyor. Ne diyor diye. Ya federasyona saldıralım yüklenelim federasyona değil diyor Acun Ilıcalı. Şu anda bize sözler vermiş. Adalet gelecek demiş. Seçimi adalet getireceğiz diye kazanmış. Ya biz görüşme yapıyoruz. Görüşmede de aynı şeyler konuşuluyor. Federasyon tarafı adaleti getirmek istiyor. Ama kim engelliyor? Yani Fenerbahçe olarak Yıllardır bulamadığımız adaleti bulmak için buradayız. Bunu başaracağız zaten diyor. Ya biz adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz Galatasaray değiliz. Ya bulamadığımız adaleti istiyoruz. Başaracağız da bak ortalığı yakarak iyi değil iletişimle somut örneklerle ortaya koyarak yapacağız. Hadi yüklenin federasyonu yıkayın. Niye yıkayayım? Federasyon başkanı bana burada bir şey yok, sorun yok dese ben tabii ki o zaman ha, başka bir tavır alalım derim. Yönetimimiz de başkanımız da mutlaka böyle düşünecek diyor. Federasyon başkanımız da olayın vehametinin farkında. Ben geçen gün ne dedim size? Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu bizzat yaptırıyor ya da ona da operasyon çekiyorlar. Ya federasyon başkanı müdahil olmuyor. Federasyon başkanı hani böyle bir durum olduğu zaman oradaki oyuncuları değiştirebilir. Onun yetkisi hani o operasyona müdahil olmaz. İşte MHK şunu bunu değiştirebilir falan filan diyor. Adaleti getireceğiz diyorlar. Eee yani adaleti getireceğiz diyorlar. Onlara o krediyi vermek zorundayız diyor. Biz adaleti getireceğiz diyor. Mesela Beşiktaş'ın aynı şekilde yakınmaları var diyor. Hani düzen değişecek diyoruz. Durum bu diyor. Beşiktaş'ın da penaltı pozisyonu varmış da Ben izlemedim arkadaşlar da. Ee, bence o da %100 penaltı dediği bir yer var. Neyse ben biraz daha hızlanayım. Hani biz Fenerbahçe taraftarı teveccüh ettiği için göreve geldik. Bizi onlar seçti. Sizin yıkma çabanızda gitmeyeceğiz. Burada şuradan bahsediyor arkadaşlar. Taraftarımıza seslenmek istiyorum diyor. Ben tribünlerden gelen bileyim. Hani Allah nasip etti şimdi hocam var diyor. Yani taraftarımız en güzel örneğin Avrupa maçında verdi. Önce sosyal medyada kendi kendine rüzgar yapıp da bizim düşmemiz için bekleyip düşseler de saldırsak diyenlere şunu söyleyeyim. Bizim arkamızda kim var biliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarı var. Biz Fenerbahçe taraftarı teveccüh ettiği için göreve geldik. Sizin yıkma çabanızda gitmeyeceğiz diyor. Başarının tek bir sırrı var. Tek yürek olmak, birlik olmak, hep beraber aynı yolda gitmek. Ben de aynı düşünce içerisindeyim. Hani biz mağlubiyette de kenetlenmeyi bilen bir takımız diyor. Ya bir grup da yıkılalım peşinde. Onlar geleceği değil, kaosu istiyorlar. Bak onlar kaosu istiyorlar. Doğru. Onlar şampiyonluk istemiyorlar, onlar kaos istiyorlar. Arkadaşlar, Fenerbahçe sayfaları Galatasaraylılara satıldı birçoğu. Siz bilmiyorsunuz. Hani 3 liraya 5 liraya satıldı. Ve hani eleştiri tabii ki olsun diyor. Sabah Feridun Nideroğlu'nun eleştirilerini okudu mesela diyor. Bana hiç batmıyor diyor bak. Feridun Nideroğlu'na ki batmıyor. Çünkü yorumlar yapıyor. Olabilir. Mesela Mustafa Hoca'yı dinliyorum diyor Kadıköy sokakları. Adamın yorumları bize batmıyor diyor. Adam başarı istiyor. Başarı içinde bize yön veriyor diyor. Teşekkür Sayın Alcun Alıcalı. Yani Taraftarlarımız Union Centurio maçında futbolcularımıza, hocamıza bize sahip çıktılar. Hani sokakta orada burada aldığım tek bir enerji var. Arkanızdayız, yürüyün diyorlar diyor. Ya 20 yıldır ben ünlüyüm. Yani bana 20 yıllık denemedik şeyler kalmadı diyor. Ve destek istiyoruz. Bizimle beraber olsunlar taraftarımız diyor. Şimdi basın mensupları açık hani sorular sordular arkadaşlar. Sistemi yıkmazsanız ne yapacaksınız dediler. Biz sistemi yıkacağız diye geldik. Bu sistemi yıkacağız. Yani yerli hakem diye bir şart olduğunu düşünmüyorum biz bu sistemi yıkmak için. Bunun zaten bir planı var. Federasyon başkanımız samimi. Şunu iyi tahmin ediyorum ki federasyon başkanımız şu anda bu konunun derinine iner. Bakar ümitsizlik varsa çok güzel bir çözüm var. Bak arkadaşlar yerli hakem değil. Aslında burada olay var. Getirsin yabancı hakeme. Bak. Yabancı teknik direktör gelmiyor mu? Milli takım teknik direktörü yabancı değil mi? Yapmayan varsa yenisi gelir. Bak yapmayan varsa yenisi gelir. Aslında bu laf bence basit bir laf değil. Bence bu laf alındı. Yabancı hakem geliyor. Bak ben size söyleyeyim. Ciddi söylüyorum bak. Futbolun milliyeti olmaz diyor. Hakem hatasını yapıyor. Duruma göre ceza alacaksa arıyor. alacak diyor. Trio konu değil burada. Bütün hakem hocaları konu. Hani Cihan hocamız yanlış bilmiyorsam bir toplantıya katılıyor. Kızının nikiyle. Bu arada kızı değil arkadaşlar. Yeğeni. Yeğeninin ile katılıyor. Yani en büyük Galatasaraylı Mira. Hani unutmuş herhalde. Zaten bunu konuşmamıza gerek yok. Hani bu şekilde katılıyor. Sezon içerisinde çok büyük skandal gibi gelmiyor bana ama daha derinlere indiğim zaman yani yeğeni, kızı Galatasaraylı olsa hakemin kendi ne, neyle olur? Bir düşünün. Şimdi ben, mesela benim Galatasaraylı yeğenlerim var. Fenerbahçeli yeğenlerim de var. Ama ben toplantıya katılacak olsam Galatasaraylı'nın ikiyle katılmam herhalde. Ya da şunu söyleyeyim. Cihan Aydın Fenerbahçe'den ikiyle katılıp Galatasaray'ın herhangi bir maçını engelleseydi bugüne kadar ekmek yiyemezdi bu hakemlikten. Çoktan atıldıydı. Dosyası perişandı. Yani bizi bu tarafa doğru, şu tarafa doğru itmeyin. Gitmeyeceğiz. Şu anda federasyona karşı agresif olmayacağız. Çünkü federasyon yeni. Bu olayı görüp çözmesi lazım kardeşim. Gelecek, görecek, çözecek diyor. Yani hayretler içerisinde bir başkan gördüm karşımda ya. Onlar da şaşkın. Ya bunlar nasıl olur diye diyor. İbrahim Hoca Osmanoğlu şaşırıyor diyor. Bakın hayretler içerisinde bir başkan gördüm. Türkiye'de ne oyunla oynandı? Hani biz geleceğimiz zaman seçimden önce demedim mi? Ankara Ali Koç'u sildi. Ankara Ali Koç'u reddetti. O zaman söyledim yine söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudan hiçbir zaman hiçbir yerinde olacak biri değil. Hani bir bakış açısı hani bizi kabul etti verdiği enerji belli ama sistem şu bakın onların arası kötü. Beyefendi sıcak bakmıyor. Fenerbahçe taraftarını bile provoke etmeye kalktılar. Öyle değil mi? Yani hakem o mu seçiyor? Başkan mı yönetiyor? Federasyon başkanı ya da cumhurbaşkanı? Hayır. Çözeceğim diyor. Biz de güveniyoruz. Bu kadar basit diyor. Hakem şikayetler hakkında Fenerbahçe maçından sonra pozisyon penaltı deyip ertesi gün penaltı değildi şeklinde demeç veren bir yapıya sahip değiliz. Gözümüz kararmadı diyor. Şimdi Galatasaray maçında mesela Galatasaray 8'de 8 verilmedi denmiyor diyor. Hani 3'ü verilebilirdi. ikisi verilemezdi. İşte öbürü karışamazdı falan filan diyor. Bizim 8'de 8 diyor. Bak Konu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor konusu değil diyor. Yani bize operasyon yapılmaya kalkıldı. Yani şöyle söyleyeyim Beşiktaş'ın pozisyonu bence %100 penaltı. Adam güreşiyor devam diyor. Yani değerli yöneticileri var mutlaka kendi dertlerini anlatırlar. Hani bana soruyorsanız yarın yabancı hakem getiririm. Bana sorarsanız yarın yabancı hakem getiririm. Bak bu lafları birden fazla kez kullanıyor. Yetkim olsa yarın yabancı hakem getiririm. Hakemleri de biraz dinlenin de ülkenin tansiyonu düşsün. Rahatlayalım derim bunun çözümü bence bu. Federasyon başkanımız öyle düşünmüyor. Saygı duyuyorum. Getir yabancı hakemi. Adam hata yapsın. Diyelim ki adam hata yapar ne olacak? Kafasında tilki var demeyelim. 3 dakika önce tehdit alıp maçı ortada bitiren hakemden kurtulalım istiyoruz. Yani bu konuda bakış açımız belli. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Taraftarımız şöyle anlamasın. Hani bugün bir hatayla bir takım Dünya Kupası'nda yarı finalde eğlenebilir. Ona hani kim ne yapsın değil mi? Yani biz sistemi yıkacağız. Başkanımız bu sözü verdi. Başkanımıza da sonuna kadar güveniyoruz. İlk önce federasyon değişti Türkiye'de. Ondan sonra da sistem yıkılacak. Bu konuda taraftarlarımızın güvenmesini istiyorum. Ha biz ortalığı yangın yerine vererek iletişimsiz üzerine bir dünya kurmayacağız. İletişim de kuracağız diyor. Burası Patagonya değil Türkiye. Hocamız şaşkın anlam veremiyor. Yan hakemin bayrak kaldırmasına gösterdiği şaşkınlığı anlatma mümkün değil. Ya devamlı bayrak kaldıran bir hakem diyor. En son ben hani ne yaptığını biliyorsunuz. Çıktı bilgisayarı koydu. Hani Hocamız üzerinde yorumlarla konuyu dağıtmak istemiyorum. Bahsettiğimiz konu çok basit. Somut şeyler, somut raporlar, somut göstergeler. Hocamıza güveniyoruz diyor. Sistem kimlerden oluşuyor diyorlar. Kimlerden diye bir konu yok. Konu şu. Kimlerden nasıl oluştu bizi ilgilendirmiyor. Biz yapıyı yıkacağız. Hata yapan gidecek. Hata yapıyorsan gideceksin. Sistem bu. Ben polis değilim, müfettiş de değilim. Hani bir şey araştırmak zorunda da değilim. Yapamıyorsa gidecek. Sistem hani böyle yıkılır. Failini bulsan ne olacak? Bulmasa ne olacak? Biz bir girdabın içindeyiz. Bu işin kuralı budur diyor. İnşallah daha güzel basın toplantılarında daha mutlu günlerde beraber oluruz. Ülkemize bu futbol kaosuna çıkacağından şüphemiz yok. İnşallah en kısa sürede adalet gelir. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Anladınız değil mi arkadaşlar? Yani uzun lafın kısası burası. Peki Mustafa Hocam sen bu videodan bu kadar konuşmadan ne anladın? Önce şunu söyleyeyim. Ali Koç gibi konuşmuyor. Sistemi devirip şampiyonluk. Şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak diyor. Ligin adil oynanmadığını, bir kulübün nasıl kollandığını tane tane güzelce anlatıyor arkadaşlar. Bu sezonun diğer sezonlara benzemeyeceğini söylüyor. Bir kulübün lehine dizayn edilen bu sistemin değişeceğini söylüyor. Fenerbahçe'nin 7 haftada 7 penaltısının verilmediği, Bakın Fenerbahçe dünyaya ayağa kaldıracak bir protesto yaptı. Jose Mourinho ile. Bitti mi? Bitmedi. Ligden çekilmeyi konuştu geçen sene. Eline geçti? Hatta bir şey söyleyeyim. Çoğunuz hala alay ediyorsunuz. Hadi şimdi genel ligden çekilin. Şunu yapın bunu yapın. Bak sizler de hala Galatasaraylıların kayığına binip geziyorsunuz. Bazılarınız gerçekten hala. Ben size ne dedim? Ya Ali Koç istifa diyebilirsiniz. Kabul. Hiçbir şey diyemem. İşte derbi maç yenilmişizdir e, şudur budur kabul takım kötü oynuyor ben takımın kötü oynadığını düşünmüyorum takım kötü oynadığını gerçekten düşünmüyorum bak ciddi söylüyorum size takım hatta şunu söyleyeyim Fenerbahçe mi daha kötü oynuyor Galatasaray mı Galatasaray çok daha kötü oynuyor 1 milyon kat daha kötü oynuyor ama onların arkalarında abileri var abileri yani abileri Galatasaray'ı omuzluyor sırtlıyor destekliyor artık hangi abileri bunu size bırakıyorum. Şimdi UEFA'ya mektup. Ligden çekilme. Hiçbir işe yaradı mı? Türkiye Kupası'ndan şöyle yapma böyle yapma işe yaradı mı? Yaramadı. Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe yönetimi ne diyor? Arkadaş federasyon kabul etti. Burada bir sıkıntı var. Üstüne düşeceğiz dedi. Biz federasyona görünüyoruz. Söz verdi adamlar diyor ya Söz namustur diyor. namus tutmazlar. namussa tutarlar demeye götürüyor yani. Cumhurbaşkanlığı ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Ne Cumhurbaşkanı ne İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak adam açık açık diyor ki Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin hakkını alacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da buna destek olacak diyor. Oluyorlar da diyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Ve şunu söyleyeceğim. Şu anda Süper Lig'deki puan durumuna bakıyorum. Beşiktaş'ın maç eksiği var. Bak Beşiktaş'ın maç eksiği var. Ona rağmen Galatasaray'ın 3 puan arkasında. Yani o maç eksiğini kazansa Beşiktaş Galatasaray'dan aynı puandalar. Şimdi Beşiktaş'ın da hakkı yeniliyor. Galatasaray'ın da ne yaptığı belli. Fenerbahçe'nin zaten hakkı yeniliyor. Ortalık iyice 56 olacak. Ben diyorum bak Galatasaray'ın şu anda attığı gol 23 7 8. Kesinlikle bu doğru değil. Katiyen bu doğru değil. Eğer şunlar adaletli verilseydi Galatasaray'ın attığı gol sayısı en fazla 16 olurdu. 7'yi gol de en az 12 olurdu. 16'yı ya 12 yapan takım. İyi de hocam Fenerbahçe maçında Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi. Yenebilir. O gün Fenerbahçe kazanacak oyunu oynadı. 6 tane %100'lük gol pozisyonu yakaladı. Atamadı. Kendi eşekliğine yansın. Galatasaray 2 tane pozisyon yakaladı. 1.4 gol beklentisinden 3 gol çıkarttı. Fenerbahçe 3.4 gol beklentisinden 1 gol çıkarttı. Bu Fenerbahçe'nin hatasıdır. Bazen olur direkleri döversin, öldürürsün. Şöyle yaparsın, öyle yaparsın. Adana Demirspor. Fenerbahçe maçında öyle aslan kesildi, öyle aslan kesildi. Yemin ediyorum Galatasaray maçında ben dedim Adana Demirspor maçı satmış. Yani yenilmeye oynuyor dedim. Yemin ediyorum bak. Herhalde dedim Galatasaray bunlara futbolcu falan kiraladı. Bunlar da biz yenilelim de ödeşelim dediler dedim. Şu anda Adana Demirspor 7 maçta 1 puan olan bir takım. Ligin sonunda. Ligin sonunda. Kayseri Spor. Beşiktaş Kayseri Spor yendi ama ben Kayseri'de yaşadığım için biliyorum. Kayseri Spor. bu sene Nanay bir Trabzon maçını kazanacaktı. Hakemler bir devreye girdi. Trabzon'a bilmem bir şeyler yapıldı. Şu oldu bu oldu. Bir kırmızı kart 2-0'dan maç verildi. 2-2 ondan sonra moral motivasyon gitti. Beşiktaş maçında ne oldu bilmiyorum. izlemedim. Rize, Fener'de 5 attı. Galatasaray'da 5 attı. Aradaki fark Fenerbahçe'nin 3 penaltısı veremedi. Deplasmandaydı. Aslan kesilen bir Rize vardı. Kaleci'ye böyle böyle dediler. Galatasaray Rize maçında sadece Kaleci değil. Yani Kaleci'nin yediği gollere bir bakın. 5 isabetli şut, 5'i gol. 6. isabetli şut yok. Kasımpaşa maçı 3 isabetli şut, 3 gol. Şimdi biz bunlara da şike diyelim. Fenerbahçe böyle kazansa adı şirket oldu. Galatasaray kazanınca adına şirket diyelim. E, Gaziantep. Gaziantep Galatasaray'a. Galatasaray'ın stadında yenildi. Selçuk İnan Galatasaraylı futbolcularla şey kutladı ya. Galibiyeti kutladı. İnanabiliyor musunuz ya? Yenilen takımın teknik direktörü. Allah'ınız varsa. Bak varsa Allah'ınız. Ben olduğunu düşünmüyorum. Allah'ınız varsa deyin ki. Alex de Souza maçın bitiminde Fenerbahçeli futbolcularla Antalya stadında galibiyet kutlasaydı buna şikayet edemezdim deyin. Allah'ınız varsa. Değil. Allah'ınız kitabınız varsa deyin bak. Hocam sen de Allah kitabı çok karıştırıyorsun. Ben karıştırmıyorum. Ben vicdan sahibi ötüyorum. Hani Galatasaray taraftarı Fenerbahçe maçına elinde Kur'an-ı Kerim'den poz vermiş. O kadar küfürün edildi, şunun yapıldı, bu yapıldı ortam. Bir de şey diyorlar, hafızmış. Hafızsa zaten hafızasında vardır. O da ayrı mesele. Hani Kur'an-ı Kerim'i getirmesi saygı duyarım. Bir şey demem. Ama arkadaşlar her gördüğünüz görsele inanmayın. Fethullah Gülen'in de elinde Kur'an-ı Kerim vardı. Öyle değil mi? Fethullah Gülen'in de Kur'an-ı Kerim vardı yıllarca. Yani insanların sizi bir şeylerle şey yapmasın. Bana orada Kur'an okumasının, orada Kur'an-ı Kerim'i göstermesinin bir önlemi, şeyi yok, anlamı yok. Bana çıksın şunu açıklasın. Desin ki Fenerbahçe sağzında bir takımı yenecek. Eski teknik direktörü, evet, rakibin teknik direktörü Fenerbahçe'nin eski topçu olacak. Takımla, taraftarla birlikte galibiyet kutlayacak, güçlü çektirecek. Ve ben de buna şikayet edemeyeceğim desin. Ben de diyeyim ki sen Müslümansın diyeyim. Bak Kasımpaşa maçı dediğim gibi 3 tane isabetli şutu var. Galatasaray'da 3 golü var. 4. yok. Şans dersin. Fenerbahçe'nin 3'te 3 üç olsa Kasımpaşa'ya. Rize'ye 5'te 5. Beş, toplam 8. 8 isabetli şutta. 8 gol bulsa adı şiki olur. Kaleci bilerek 7 olur. Fred'in topu dönüyor havada. Aynı şutu Mustera'ya çekseydi Fenerbahçe maçı alırdı. Şimanski kaçırdı. Osterbol'da kaçırdı. Maç Galatasaray'a gitti. Toraylan'a vuruşuna gitti. Gol oldu. Şans böyle bir şey. Antalya maçı. Spor otoritelerinin biri bile demiyor ki Antalya'nın gücü bu kadardı. Fener'e yetmedi. Şöyle böyle demiyor. Hepsi ne diyor? Antalya Fener'i çaresiz bıraktı diyor. Aradaki fark. Sivas geçen sene bizi şampiyonluktan etti. Teknik direktörü Fenerbahçeli. Ne dediler? Yatacak, yatacak, yatacak. Aynı Sivas Galatasaray'a yaptı gibi top oynadı. E, Konya Spor bu senenin başında Galatasaray maçında hakemle yenildi. Çıkıp tek kelime etmedi. Fenerbahçe maçında bir hakem hatası olsaydı şu anda meclis başkanına kadar hepsi konuşuyordu. E, Göztepe maçında yaşananlar malum. Eyüp Spor yarın bir gün Galatasaray 6 puanı hediye. Başakşehir'in Galatasaray 6 puanı hediye. Samsun'un Galatasaray 6 puanı hediye ben biliyorum. Çünkü aklıyla kalbi çelişen futbolcuları varmış Samsun'un. Kendi başkanları diyordu geçen sene. Yani Alanya mesela. Alanya'nın başkanı istediği kadar Fenerbahçe olsun. Her Galatasaray Alanya maçında biz Alanya Spor'un yenilmek için sahaya çıktığını görüyoruz. Çıkın utandırın beni. Özür dileyeceğim. Çıkın utandırın. Çıkın beni utandırın ya diyeyim ki ya ben Alanya yatar dedim ama helal olsun adamlar puan aldı Galatasaray'dan diyeyim. Demezsem adam değilim, namerdim, en adi şerefsizim. Çıksın utandırsınlar beni. Ben yine söylüyorum size. Alanya Galatasaray maçı umudunuz falan olmasın ya. Umudunuz olmasın. Bak ligde iki takım yani içeride dışarıda oynanacak maçlarda bazılarını söyleyeyim ben size ya. İçeride dışarıda umudunuz olmasın. Samsun İçeride dışarıda Galatasaray maçında gram umudunuz olmasın. Başakşehir olmasın. Eyüp Spor olmasın. Göztepe olmasın. Elleriyle altın tepside verecekler puanları. İnşallah utandırırlar beni. İnşallah her, her bunları maçından sonra özür dilerim. Ya ben böyle dedim ama eşeklik etmişim derim inşallah. Söz veriyorum diyeceğim ya. Alanya içeride dışarıda. Trabzonspor içeride dışarıda. Bir de Horon Teperler yenilince. Konya içeride dışarıda Galatasaray'a maçı verecek. 6 puan hediye. Gaziantep içeride verecek mesela şimdiden yazın. Rize maçı Rize vermese de hakem verecek. Yazın şimdiden. Kayseri Spor içeride dışarıda Galatasaray'a yenilecek. Çok severler Kayseri'de Galatasaray'ı. Hatay Spor. Şimdi belki Rıza açalım Bay'dan dolayı direnç gösterirler ama ondan da gücü yetmez. Adana Demirspor içeride dışarıda yenilecek. Galatasaray'ın 6'şer puanları bunlardan hediye olmuşken böyle bir lig varken siz ne bekliyorsunuz? Ondan sonra diyorlar ki ya Anadolu takımları batıyor. Gebersin Allah belasını versin hepsini. Eskiden Kayserispor, Adana Demirspor, Hatay Spor, ne bileyim Mersin İdman Yurdu futbolcu yetiştirirdi. Galatasaray, Fenerbahçe iyi diye alırdı. Transfer ederdi bunlara can suyu olurdu. Şimdi kimse almıyor. Can suyu da yok. Şimdi ne yapıyorlar? Galatasaray'ın e, futbolcuları kiralanıyor. Öyle 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 öyle. Ya arkadaş geçin ya geçin. Bunların hepsini geçin. Ortada bir kumpas var. İnşallah yapanın başında olun bulunur. Yani Fenerbahçe'den dünyayı ayağa kaldıracak bir protesto hazırlığı var. Eğer bir hakem hatası daha yaşansın. Ben size söylüyorum o hakem hatasında o hakemin kariyeri bitecek. Dünyada bir daha hiçbir maçı yönetemeyecek, insan içine çıkamayacak. Niye çıkamayacak? Utancından. Ben size söyleyeyim. Ligden çekilmeden çok daha ötesi yapılacak. UEFA'ya mektuptan çok ötesi yapılacak. UEFA'yı kolundan tutup getirecek Fenerbahçe bak size söylüyorum. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yabancı hakeme şimdiden hazır olun. Galatasaray ve Fenerbahçe maçları. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları. Yabancı hakemlere şimdiden hazır olun. 115 milyon TL verdik. Ee, gol çizgisi teknolojisi getirdik dedim. Mehmet Büyükekşi. Nerede bu paralar? Nerede bu teknoloji? Daha da söylerim de neyse. Sürprizlere hazır olun. Acun Ilıcalı boş konuşmadı. Benden söylemesi. Çok özür dileyeceğim inşallah. Görüşmek üzere.